Merhabalar gençler. Bu videomuzda sizlerle ilginç bir deney gerçekleştireceğiz. Bu deneyi gerçekleştirirken de iki tane telefon kullanıyoruz. Öncelikli olarak bu yan taraftaki telefondan burayı arayacağım. Evet, arıyorum yanınızda. Bakın şu an çalacak. Evet, telefonumuz çalıyor. Bakın şimdi telefonun üzerini kapatıyorum. Çalmaya devam ediyor. Üstünü tekrar bir kat daha kapatıyorum. Yine çalmaya devam ediyor. Şunu yana alalım. Tekrar kapatıyorum. Yine çalmaya devam ediyor. Bir kat daha kapatıyorum. Yine çalmaya devam ediyor. Bakın hiçbir şekilde bağlantı kesilmiyor. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunları tekrar kaldırıyorum. Bunları bu şekilde kaldırdım. Şimdi telefonu kapatıyorum. Ve buradaki telefonumuzu alüminyum folyoya sarıyorum. Alüminyum folyo iletken olduğu için öncelikle telefonumuzu kapatalım. Bu şekilde sarıyorum. Bakın bu şekilde sardım. İnce bir alüminyum folyo. Şimdi tekrar arayacağım. Aradığınız kişiye şu an Bakın ulaşılamıyor. görüyorsunuz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Telefonlar yan yana The olduğu number you halde. have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Evet, alüminyumumuz çok ince olmasına rağmen aradığımız zaman ulaşamıyoruz. Acaba bunun nedeni nedir? Neden bu kadar ince bir alüminyum folyo burada telefonla aramayı engellerken bu kadar kat kat plastik engelleyemiyor? Gençler, bunun nedeni Faraday kafesi dediğimiz olaydır. Daha önceden okul kitaplarında kürenin içerisindeki elektrik alanı ve potansiyel konusunu işliyorduk. Şu an müfredattan bu çıkartıldı, işlemiyoruz. Fakat yine de burada bilgi vermek istiyorum. Kapalı bir kürenin içerisinde elektrik alan sıfırdır. Elektrik alan sıfır olduğu için dışarıdan gelen elektromanyetik dalgalar burada bu telefona ulaşamıyor. Çünkü telefona ulaşabilmesi için biliyorsunuz elektromanyetik dalgalar adı üzerinde elektrik ve manyetik alanlardan oluşuyor. İçeriye elektrik alan giremediği için elektromanyetik dalga da bunun içerisine giremeyecek. Giremediği için de telefona ulaşamayacak. Gördüğünüz gibi zaten telefona ulaşılamıyor diyor. Bu konuyla alakalı ilk çalışmaları yapan kişi Faraday olduğu için bu olaya biz Faraday kafesi diyoruz. Bakın buradaki videomuzda görüyorsunuz metal bir kafesin içerisinde bir kişi var. Üzerine elektrik akımı gönderiliyor, elektrik arkı gönderiliyor. Fakat o kişiye herhangi bir zarar vermiyor. Çünkü Faraday kafesinde iletken bir kürenin içerisinde elektrik alan sıfırdı. Elektrik alan sıfır olduğu için bu elektrik akımı o kafesin içerisine ulaşamıyor. Ulaşamadığı için de oradaki kişiye herhangi bir zarar vermemiş oluyor. Peki başka günlük hayata yansımaları nedir diye soracak olursanız da mesela asansörlere bindiğimiz zaman telefonlarımızın çekmesinin nedenlerinden bir tanesi yine bu Faraday kafesi mantığıdır. Oradaki asansör kabini de metalden yapıldığı için yine iletken metal bir küre vazifesi görmüş oluyor ve telefonlarımız orada çekmiyor. Çünkü elektromanyetik dalgalar telefonlarımıza ulaşamıyor. Yine sağır oda dediğimiz bir kavram vardır. Sağır oda da şudur. Gizli toplantıların yapılması gerektiği askeri anlamda veyahut da siyasi anlamda olabilir. Toplantıların yapılması gerektiği odalar yine Faraday kafesi mantığıyla yapılmıştır. Yani o duvarlar dış kısımları metal levhalarla veyahut da metal direklerle sarılıdır. Bu şekilde yine bir Faraday kafesi oluşturulur. Ve dışarıdan içeriye herhangi bir elektromanyetik dalga girmez. İçeriden de dışarıya herhangi bir elektromanyetik dalga çıkmaz. Bu şekilde o odaların dinlenmesi bir nebze de olsa önlenmiş olur. Yine yıldırımdan kendinizi korumak için açık bir alanda durmaktansa bir aracın içerisinde kendinizi muhafaza etmek daha mantıklıdır. Çünkü yine o araç bir Faraday kafesi görevi görecektir ve yıldırım o aracın üzerine düşse dahi içerisine herhangi bir elektrik girmediği için sizi korumuş olacaktır. Yine uçakta seyahat ederken biliyorsunuz uçaklara bazı zaman yıldırım çarpıyor. Fakat bu çarpan yıldırım içerideki yolculara herhangi bir zarar vermiyor. Bu neden de yine uçağın o metal aksamı yine Faraday kafesi görevi görmüş oluyor. Bu şekilde içerideki kişilere zarar vermemiş oluyor. Yeni bir bilim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. The number you have called cannot be reached at the moment. Please try again later. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. The number you have called cannot be reached at the moment. Please try again later.